Evet, önemli bir iddia. Kalın ve Akar'ın ikna konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Abdullah Gül'le görüştürüldüğü sevgili seyirciler. Şimdi bu haberi Habertürk sitesine koymuş, Twitter'dan da paylaştı ama sonradan sildi. Önemli bir ayrıntı bu. CHP'den de tepki var bütün bu yaşananlara. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuştu. Bu iddialara ilişkin sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor dedi. Ve bu arada yine gündemdeki bir başka konu, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirileri de yanıtı vardı Tezcan'ın. Demek ki durum vahim. Erdoğan'ın durumu vahim. Demek ki gelecekle ilgili çok ciddi endişeleri var. Askeri vesayet altında bir siyaset mühendisliğine soyunulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbakan ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği iddiasına CHP Sözcüsü Tezcan'dan tepki geldi. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün ne işi vardır ismi geçen bir adayın ziyaretiyle? Ona aday olmama noktasındaki telkin için Genelkurmay Başkanı niye gönderilir? Siyasetin tam da göbeğine asker niye sokulur? Askeri vesayet altında bir siyaset mühendisliğiyle demek ki karşı karşıyayız. Yani yeni 28 Şubatçılar türüyor demek ki. Erdoğan yeni 28 Şubatçılığa türemiş, soyunmuş. 20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağı mı oluşturuluyor? 24 Haziran'da sandık gelecek. Millet sandıkta kararını verecek. Bu süreç içerisinde kulislere askeri niye bulaştırıyorsun? Tezcan, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Orada Türkiye'de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı demokrasi önünde, sandık ve seçim önünde tuzak kurmak isteyen diktatörce tutumlara karşı bir demokratik çıkış ve önlem alınmıştır. Dolayısıyla o uygulamalarda diktatörlüğün izini bulmak mümkün değildir. Bir büyük demokrasi duruşudur. Kendilerini takdir ediyoruz. Bülent Tezcan, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri döneceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Arkadaşlar, bugünkü siyasetin gündemi bu arkadaşların geri dönüp dönmeme meselesi değildir. Arkadaşlarımız kendi milletvekillikleri hesabını yaparak bu işe girmemişlerdir. Bu meselenin tartışılması arkadaşlarımızın attığı adımı hafifletmek olur. Evet, CHP'den eleştiriler vardı. Bu arada tabii merak edilen çok önemli bir konu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bir takım isimler geçiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buna ilişkin bir profil çizdi. Telefon hattımızda da Sayın Tufan Türenç var. Sayın Türenç, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi CHP'nin adayına döneceğim ama gündemdeki isim Abdullah Gül. CHP böyle bir ismin, yani Abdullah Gül isminin gündemlerine gelmediğini ve olmadığını açıkladı. Profilde çizildi. Abdullah Gül'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir girişimi olduğu iddia ediliyor. Bu Erbakan ödülleri gecesinde Genelkurmay Başkanı Akar'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ikna konusunda Gül'le görüştüğü yönünde. Neler söyleyeceksiniz? Evet, yani olabilir bu, mantıklı çünkü Tayyip Bey bu 2019'daki Cumhurbaşkanı 25 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini çok çok önemsiyor. Çünkü evet, kendi siyasi geleceğiyle ilgili olarak çok önemli bir seçim. Onun için her türlü önlemi alıyor. Yani bir tehlike gördüğü yer varsa işte orayı şey etmek istiyor, önlemek istiyor. Onun için Abdullah Gül'ün şeyini, tavrını, niyetini öğrenmek için oran iki kişi göndermiş olabilir. Ya bu da gayet doğaldır. Hı hı. Ama ben Abdullah Gül'ün ta başından beri şey olacağını, aday olacağını beklemiyordum. Çünkü Abdullah Gül aday olabilmesi için bir defa Tayyip Bey'in karşısına güçlü çıkması lazım. Başka türlü seçilme olanağı yok.
seçilme olanağı olmayan bir seçime de girmesinin bir mantığı yok. Peki buna mı bağlıyorsunuz? Yani Gül'ün Erdoğan'ın karşısına çıkmamasını sadece güçsüzlüğüne mi bağlıyorsunuz, yoksa başka konularda olabilir mi sizce? Ben yani bilemem tabii, onların aralarında ne vardır onu bilemiyorum. Yani şimdi Gül aday olursa bence, bana göre çok seçilme şansı ben pek güçlü görmüyorum. Hı hı. Çünkü şimdi bütün partiler, MHP ve AKP dışında bütün partiler Abdullah Gül'ü destekleseydi, o zaman belki Abdullah Gül ya bir şansımızı deneyelim derdi, ama öyle bir durumda yok. Çünkü CHP desteklemeyeceğini açıkladı. İyi Parti bizim adayımız Meral Akşener'dir dedi. Bu durumda Abdullah Gül'ün aday olmasının bir anlamı kalmıyor tabii ki. O bakımdan olacağını zannetmiyorum. Herhalde yarın da bunu açıklayacak. Bu görüşme trafiğiyle ilgili son olarak ne anlama geliyor diye sorayım. CHP'nin olası adayına döneceğim. Kalın ve Akar'ın Gül'le görüştüğü iddiaları ikna konusunda. Nasıl isimlendirirsiniz siz bunu? Vallahi işte yani aday olmamasını istemiş olabilirler. Hı hı. Eğer doğruysa, gönderdiyse Tayyip Bey, dedim yani baştan dedim, Tayyip Bey çok önem veriyor. Çünkü kendi siyasi geleceği buna bağlı. Onun için bütün engelleri yok etmeye çalışıyor. O bakımdan göndermiş olabilir. Ama ne kadar doğrudur bilmiyoruz onu. Yani bir somut bir şey yok. Elimizde askeri vesayet yok. Tartışmaları var biliyorsunuz, gündeme geldi. 15 Temmuz darbe geçmiyor. Ne tartışmaları? Askeri vesayet. Evet. Gündeme geldi. Akar'ın da bu görüşmeleri yapıyor olma noktasında, siyasette, seçimde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Akar'ın yapabileceğini bilmiyorum yani. Yapmaması gerekir. Genelkurmay Başkanı bu tip siyasi şeylere girmemesi gerekir. Girmişse çok yanlış bana göre. Yani onun derdi şu anda orduyla olmalı. İşte terör var, güneyde bir takım cepheler açıldı. Onlarla ilgili başını kaşıyacak durumu olmaması lazım. Ne yapacaklar, niye siyasete girsin ki Akar? Zannetmiyorum gireceğini. Evet. Yani girdiğini zannetmiyorum. Peki CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayına dönelim şimdi. Profil çizildi CHP Genel Başkanı tarafından. Bir takım isimler kulislerde dolaşıyor. Önemli bir toplantı var Kayseri'de. Arkasından ya hafta sonu ya da hafta başı CHP'nin adayı açıklanacak gibi görünüyor. Evet, yani bir sürpriz aday da çıkabilir. Sürpriz bir aday da çıkabilir. Mesela Sayın Türenç. Mesela bilmiyorum, isim olarak bilmiyorum ama genç, dinamik, işte ekonomiyi bilen, halkın sempatisini çekebilecek, bak bu yakışır bu işe dedirtebilecek bir aday bulmuş siyaset olabilir. Siyaset dışından mı? Siyaset dışından da olabilir. Siyaset içinden pek görünmüyor. Hmm. Yani ben CHP civarında, CHP içinde aday olanların pek şey göreceğini zannetmiyorum. Yani onların işi biraz zor olur. Çünkü parti içinden olan insanın kamuoyunda ne kadar şey olacak? Yani CHP tabanından falan belki oy alır da, ama CHP tabanı bu iş için yetmez. Yani onun dışındaki partilerden de veya partilere sempati besleyen, oy verenlerden de oy alabilecek bir kişilik olması lazım. Öyle bir kişiyi bulduk gibisinden Kemal Bey öyle bir şeyler söyledi ama bilemiyoruz tabii onu. Bakalım göreceğiz. Herhalde önümüzdeki hafta açıklayacaklar. Evet, biz de merakla bekliyoruz tabii, tüm kamuoyu seçmen. Herkes bekliyor ama yani öyle bir aday bulmak da çok kolay değil. Bütün beklenti çok yüksek tabii. Evet, efendim. Evet. Beklenti çok yüksek. Beklenti yüksek tabii evet. Yani. Çünkü doğru. Bir de elinde her türlü devlet imkanı olan ve bunu ölçüsüzce kullanabilen bir cumhurbaşkanı adayı var karşımızda. Bütün devlet olanakları kullanıyor. Hı hı. Hiçbir
kurala uymuyor. O bakımdan yani onunla mücadele etmek de çok kolay değil. Evet. Onu da düşünmek lazım. Evet, göreceğiz. Peki Sayın Türen, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için efendim. İyi günler. Sağ olun.